Samet bəy, Lvov belə deyək, Ukraynanın Avropaya keçid hissəsidir və Rusiya silahlı qüvvələri 2 gün öncə oranı da bombaladılar və bununla bağlı qərbə bir təzyiq göstərmək niyyətlərini ortaya qoyurlar. Bilmək istəyərdik, mümkünsə məlumatınız varsa Ukraynada vəziyyət və birbaşa bu şəhərdə vəziyyətlə bağlı bizə məlumatı çatdırardınız. Buyurun, eşidirik sizi. Tabii ki en önemli gelişme İstanbul'da yapılacak olan ikili görüşmeler oldu. Çünkü biliyorsunuz daha öncesinde Belarus sınırında yapılıyordu. Ardından online yani çevrim içi görüşmelere dönülmüştü ama Türkiye'nin yaptığı başarılı siyasi işbirlikleriyle birlikte, mekik diplomasiyle birlikte Dışişleri Bakanı'nın yaptığı ve artık heyetler İstanbul'da görüşecekler. 3 gün sürecek bu görüşmeler. Bu çok önemli. Bunun sonuçları bekleniliyor. 3 gün sürecek görüşmelerin sonucunda olumlu bir adım atılır diye bekleniyor. Tabii ki sonrasında önemli olan liderlerin bir araya gelmesi. Zelenski ve Putin bir araya gelecek mi bu görüşmelerin, İstanbul görüşmelerinin sonrasında? Ve gelirlerse hangi ülkede? Yine İstanbul'da mı bir araya gelecekler yoksa başka bir noktada mı bir araya gelecekler? Bu merak konusu. Gelişmelerden biri de dün Zelenski bir basın toplantısı yapmıştı. Rus basınıyla konuşmuştu. Oradaki konuşmasında Donbas bölgesinde Rusların söylediği bir söylem vardı. Biz bu operasyon olarak nitelendiriyorlar savaşı. Bu operasyonu Donbas bölgesinde yapılacak bir, Ukrayna tarafından yapılacak bir askeri operasyonu engellemek için yaptık demişlerdi. Ama Zelenski asla Donbas bölgesine, Donetsk bölgesine bir askeri operasyon hiçbir şekilde düşünmedik. Bu gerçeği yansıtmıyor dedi. Bu da önemli gelişmelerden biriydi. Tabii ki bakınca ülke geneline savaş devam ediyor, bombardıman devam ediyor. Şunu hatırlatalım, Lutsk bölgesine yani Lviv bölgesine yaklaşık 100-150 kilometre mesafede bulunan Lutsk bölgesine yine dün akşam saldırılar yapıldı. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre oradaki yakıt deposunun, petrol deposunun vurulduğu bilgisi geldi ve büyük bir yangın başlamıştı. Dün akşam Lviv bölgesine en yakın gelişmelerden biri buydu. Lviv'de 2 gün önceyi hatırlamak lazım. Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Polonya'dayken, hatta Polonya-Ukrayna sınırına yakın bir noktadayken bir patlamalar silsilesi Lviv'de yaşandı. Lviv merkezine savaşın 1. ayından sonra 31. günde füzeler atıldı. Saat 16.30'da yerel saatle şehir merkezinin içinde yer alan, şehir merkezinde bulunan bir yakıt depolama alanına 2 tane seyir füzesi, kruz füzesi atıldı. Ardından 19.15'te yine yerel saatle yine şehir merkezi sınırları içerisinde yer alan tank bakım alanına 2 tane seyir füzesi atıldı. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü 31. güne kadar Lviv şehir merkezine bir saldırı yapılmamıştı Rusya tarafından. 31. günde Biden Polonya'dayken bu saldırılar yapıldı. Ardından Lviv Belediye Başkanı açıklamalar yapmıştı. Yaptığı açıklamada Lviv Belediye Başkanı şuna değindi. Bu füze saldırıları Biden Polonya'dayken yapıldı. Aslında Rusya Biden'a bir mesaj göndermek istedi. Merhaba dedi. Bu saldırılar o yüzden yapıldı dedi. Bu önemliydi. Neden Biden Polonya'dayken bu saldırılar yapıldı? Yakıt deposuyla tank bakım merkezi vuruldu. Bunlar önemli soru işaretiydi. Aslında bir de mesajdı. Rusya dedi ki ben her noktayı vurabilirim. Biden sen Polonya'dayken de Lviv Belediye Başkanı'nın söylemine göre Lviv'i vurabildim. Yani ülkede hiçbir yer güvenli değil. Ama Lviv'i şöyle hatırlatmak lazım. Lviv ülkede bulunan savaş mağdurlarının yani Mariupol'da, Harkov'da, Kiev'de bulunan, vurulan noktalarda olan Ukraynalıların kaçıp geldiği bir nokta Lviv. Ve Polonya'ya, Avrupa'ya açılan bir kapı. O yüzden Lviv çok önemliydi. Yabancı gönüllü askerlerin ülkeye giriş yapıp Kiev'e ya da doğu bölgelere gidip savaştığı bir bölgeydi. O yüzden önemli bir noktaydı. Buranın vurulması seyir füzeleriyle halkı da tedirgin ettiğini söyleyebilirim. Ama tabii arkamda görüyorsunuz günlük hayat nispeten Lviv'de daha akışında devam ediyor. Fakat füzelerin vurulduğu zaman günlük hayat durdu. Lviv neredeyse bir hayalet şehre dönmüştü o akşam. Lvivliler de tedirgin. Belki de yabancı askerlerin ülkeye girişini engellemek için daha fazla füze saldırısı gelebileceğinden korkuyorlar.